Kendisinin aynı zamanda doğum günü efendim. Şimdi biraz cılız alkışlar gönder. Yok efendim, Allah aşkına. Buna yaşlanmak denmez. Yaş almak, yaş almak denir. Rica peki ederim. Burada esirgediğiniz alkışları da doğru cevaplarda bekliyoruz. Lütfen. Eksik olmayın. Seyhan Hanım, hoş geldiniz. Hoş buldum efendim. Gördünüz mü neler geldi Gülsar Hanım'ın başına? Üzüldüm. Çok güzel gidiyordu. Çok güzel başlamıştı. Dediğiniz gibi gelişme de gayet güzeldi. Fakat sonra doğru süresini kaybedince o heyecandan dolayı 6700 puanla bitirmek durumunda kaldı. Biz 9000'ler 8000'ler hayal ediyorduk. Aynı hayaller içerisindeyiz. Umarım. Hadi hayırlısı bakalım. 4000 cepte, gerisini bilmiyoruz artık. 4000'li. Yukarıya doğru. Yani gelirken öyle söyledim ben evdekilere. Normalde yarışırken böyle iş arasında bile uzaktan dinlerken sizin söyleminizle harfleri görmeden cevap verebilir konumdaydım. Çok güzel. Ama buraya gelince ne olur bilemediğim için otomatik ya 4000'le gelirim işte siz diye. Siz dinleyerek takip edenlerdensiniz evet, bizi. Evet, genelde öyle. Çok kalabalık bir efendime söyleyeyim yarışmacı, müstakbel yarışmacı olarak kabul ettiğimiz izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz var bizim. Yani bakmıyorlar ekrana, hı hı, dinleyerek takip ediyorlar ve çok sağlam yarışmacılar çıkıyor onlardan. Ya ipuçları güzel olduğu noktada çoğu zaman o alınan harfin ne olduğunu da görmüyorsunuz çünkü dinlediğiniz için sadece ipuçlarından işte kelime dağarcığıyla çoğu zaman ben harflerin bile kaç harflide olduğunu fark etmeden o şekilde cevap vermeye maşallah çalışıyorum. Maşallah. Buradaki odaklanma daha net olacak efendim. Umarım. Şu yaptığınız umarım açıklamalar doğrultusunda da yüksek puanlar bekliyorum sizden. Ya Halil Bey. Halil Bey. Daha başlamadan ya o kadar ürküttü ki beni inanın. Hadi yani biz de onu ürkütecek bir sanatçı alalım. İnşallah. Buyurun efendim ilk soruya. Gümüş para anlamının yanı sıra 15. yüzyıldan sonra genel olarak Osmanlı parası anlamında kullanılmış bir söz. Akçe. İşte o kadar. Koca bir paragraftı. Azıcık süremiz yedi 6 saniye kadar ama 400 puanı orada bırakmadık. İkincisi çok daha kısa, çok daha net. Düz veya doğru olmayan. Eğri. Çok güzel Seyhan Hanım. Harika. Sokak jargonuna dalıyorum. İnşallah bildiğiniz bir şeydir. Görelim. Argo'da çıplak, çırılçıplak anlamlarında kullanılan bir sözcüktür. Cıbız. Benzer bir kelime değil. Denize çıplak girmişler. Denize nokta nokta girmişler. Üryan. Harf istediler. Değil mi efendim? Harf istediler. Harf istediler. Üryan çıplak kelimesinin tam karşılığı. Bu argoda. Yani başka bir anlamı var bu kelimenin. Bir de çıplak anlamında kullanılıyor. Kıyafetsiz olarak. Herhangi bir rütbesi falan belli olmadan. Sivil. Sivil. 400 puan değerindedir. Hiç bilmiyordum bu anlamda kullanıldığını. Biraz da gerilerde kalmış. Azıcık naftalinli bir argo aslına bakarsanız. Hiç bunu duymadım. Bu demek anlamda ki, kullanıldığını duymadım. Demek ki seçkin bir çeviriniz var. Sağ olsun. Vallahi öyle. Buyurun gelsin yenisi. Tanık ve sanıkların olay hakkında yaptıkları sözlü açıklama. İfade. İfade gayet güzel. Genellikle ikileme olarak kullanılan bir kelime tek başına huzurlarınızda olacak. Buyurun. Avuç içiyle ezilmiş, içi dışına çıkarılmış anlamlarında genellikle... Mıncık. İkileme olarak kullanılan bir sözdür mıncık. Bir tanecik harf aldık fark ettiğiniz üzere sivilde. O nazar boncuğu olsun, kenarda dursun. Çünkü bundan sonrası akar gider. Buyurun bakalım. Meşgale. Türkçe kökenli. Uğraşı. Çok iyi Seyhan Hanım. Vallahi bravo. Hiç durmak istemiyorum efendim. Buyurun. Pandemi dolayısıyla kontrollü sosyal yaşam kapsamında risk taşıyıp taşımadığımızı gösteren... HES kodu. Şifrenin kısa adıdır. HES kodu. 7 harflidir efendim ve pekiştirilmiş bir sözcüktür. Beyaz bembeyaz gibi. Şöyle sorduk. Açıktan açığa, gerçekten anlamlarında pekiştirilmiş bir sözcük. Şimdi böyle sorunca kafamızı karıştırabilir. Ama şöyle diyelim. Açıktan açığa yalan söylüyor. Düpedüz. Seyhan Hanım. Efendim çok başarılısınız. Vallahi öyle. Tebrik ediyorum, tebrik ediyorum. Daha fazla motive etmeme gerek yok. Bana ihtiyacınız yok zaten. Soruları okuyayım yeter. İpuçları lazım. Arada. Lazım olduğu noktada devreye girerim. Ama burada bence ihtiyacınız olmayacak. Bir görelim. Mahvetmek, berbat etmek veya üstünü başını kirletmek. Batırmak. Çok güzel. Arkasına aldığı eklerle birlikte bu 5 harfli kelime 8 harfli hale gelmiş. Şöyle de sorulmuş.
suçsuz, günahsız, saf ve temiz bir biçimde anlamında bir sözcük. Önüne değil arkasına değil mi? Yani arkasına. Tertemiz geldi aklıma, zaten temiz var olmaz. Suçsuz, günahsız, o kısma daha yoğunluk gösterin. Suçu yok yani. Suçlu değil. Bir suçluyu cezalandıracağımıza. Masumane. Masumane 800 puan değerindedir. Harika oldu bu iş. 4 tanecik soru kaldı. 2 dakika 33 saniye gibi bir süreniz var. Yani 9700 puan artı 1 dakika 5 saniye demişti ya Halil Bey. Siz şu anda onun üzerine 1 dakika daha arttırabilecek durumdasınız efendim. Gidiyoruz. Sesimi çıkartmadım. Gidiyoruz. Sesimi çıkartmadım. Vallahi sesimi çıkartmadım. Bir de o tevatürdür. Benim gözüm değmez. Vallahi tamam. Öyle. Tamam. Buyurun gelsin. Bir düşünceyi veya tasarıyı ortaya koymak, doğru olduğunu savunmak, teklif etmek. İki kelime. Teklif etmek. Bir düşünceyi veya tasarıyı ortaya koymak. Yeni bir fikir ortaya koydu. Yeni bir fikir bu olsun. Test sunmak. Doğru olduğunu savunuyor. Doğru olduğunu yine mesela kullanılabilir. Bunu gerçek olarak iddia etmek değil. Bir harf rica edeyim. Aldık bir harf. Keşke ilk harfi gelseydi, çok güzel olurdu. Ama sesli harfle başlıyor, onu anladınız. İki kelimeden oluşuyor, onu unutmayınız. Öne sürmek. Sizi tebrik ederim. Yapılabilecek en güzel şeyi yaptı Seyhan Hanım. Gayet sakin bir şekilde süresini kullandı ve halen 1,5 dakikadan fazlasına sahip. Son 3 soru efendim, buyurun. Rafineri, bu sözcüğün Türkçe kökenli karşılığıdır. İki kelimedir, yine birleşik yazılır efendim. Rafineride ne yapılır? Onu düşünelim. Arıtım. Çok güzel. Arıtımın yapıldığı yer. Bakın kaç harfli? 9 harfli. Arıtım 6 harfli. Arıtım nesi? Uydurun, bulursunuz. Vallahi bulursunuz. Arıtım evi. Ne dersiniz? Arıtım evi. Arıtım evidir. 900 puanlı yorumda. 10 harflidir cevaplarım. 2 kelimeden oluşur her ikisi de. Buyurun sondan bir önceki. Korumak, sığınacak yer vermek, sahip çıkmak anlamlarında bir deyim. En güzel kısım sığınacak yer vermek kısmı. Seni kol kanat germek. Gibi bir şey. Çok güzel. Kol kanat germek. Hadi devam edin. Kol, kanat, daha. Kucaklamak. 2 kelime olsun. Kucak açmak. İşte bu kadar, harf almadan. Hanımefendiciğim, tebrik ediyorum. Buyurun yeni soruya. 9600 bu iş. Bitti bu iş. Adım gibi eminim. Zihinde tasarlanan, canlandırılan, imgelenen şey. 2 kelimedir. Hayal etmek. Mek, mak yok, yok bunda. Bu bir şeyi soruyor size. İmgelenen şeyi soruyor. İlki geldi. 2 kelimeden hayal olur. Hayal. Yani gerçek değil bu. Zihinde tasarlamışız bunu. Aklımızda canlandırmışız. Gerçekten ortada yok bu. İmgelemişiz Yedir. Bunu. Hayal şeyi. Kurma. Hayal ürünü. Hayal neydi efendim? Ürünü. Hayal ürünü. Üzerine de 11 saniye arttırdınız ki tadından yenmez. Artık 9700 artı 1 dakika 5 saniyenin peşindeyiz. Fakat önce Bilge Hanım gelecekler, ortalığın tozunu arttıracaklar. Ne olursa olsun. Kocaman alkış hak etmeden. Allah'ım.